olan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 10. toplantısı münasebetiyle açılış gününde sizlerle beraberim. Bu etkinlik için İstanbul'un, Türkiye'nin seçilmiş olmasından dolayı başta Sayın Ryder yönetim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve sizleri Türkiye'de dünya şehri, kıtaları birleştiren İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklar, son yıllarda bölgemizde çok önemli gelişmeler oluyor, değişiklikler oluyor. Bunu hep birlikte izliyoruz. Küresel ekonomik krizden bu tarafa başlayan bu değişim ve gelişmelerin şüphesiz işveren, işçi ve ülkeler üzerinde kalıcı önemli etkileri var. Büyük ekonomik krizin başladığı 2008'den bu yana bölgedeki 51 ülkenin bazılarını bu kriz derinden etkiledi, bazılarını biraz daha az etkiledi. Bunun yanı sıra bölgede yaşanan terör, iç çatışma, demografideki değişim, nüfus hareketleri, siyasi istikrarsızlıklar artarak yaşanan iç savaştan dolayı yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca insandan, Suriyeli mülteciden 3,5 milyon kadarı da ülkemizde 6 yılı aşkın bir süreden beri misafir ediliyor. Biz canını kurtarmak isteyen, bunun için yollara düşen bu insanlara sahip çıktık, ekmeğimizi bölüştük, evimize açtık, onlara her türlü sıcak ilgi ve alakayı sağladık. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey, bu bizim geçmişimizde olan bir şey. Ancak Türkiye bütün bunları yaparken dünyadan da sadece Türkiye iyi işler yapıyor, mültecilere, zordakilere yardım ediyor demekten daha fazlasını beklerdi. Maalesef Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere bütün dünya bu gelişmeleri izlemekle yetindi ve Türkiye'nin sırtını sıvazlamakla yetişti. Her neyse, ister yardım gelsin, ister gelmesin. Türkiye büyük bir ülke, imkanları geniş bir ülke. Bu insanlık adına yaptığı bu işlerden hiçbir pişmanlık duymuyor ve yapmaya da devam edecek. Son açıklanan uluslararası raporlara göre dünya genelinde İnsani yardım açısından gayri safi milli hasılada ayırdığı pay bakımından Türkiye dünyada ikinci sırada geliyor. Amerika'dan sonra. Dolayısıyla bizim küresel konulara, bölgesel konulara bakışımızı da bu sonuçlar çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. 2008'de başlayan küresel ekonomik krizin etkileri
tam anlamıyla geçmiş değil. Küresel büyüme son 1-2 yıl içerisinde az da olsa artış eğilimine girmiş olmakla beraber yeni yeni küresel sorunlar kapımızı çalıyor. Öylesine derin bir kriz yaşadı ki dünya, maalesef birçok ülkeler iflasın eşiğine geldi. Türkiye, etrafında var olan iç savaş, kaos, kargaşaya rağmen ve üstüne üstlük bir darbe olayıyla karşı karşıya kalmış olmasına rağmen bütün bu güçlüklerin üstesinden gelmeyi başarmış ve krizden itibaren büyümesinde hiçbir gerileme olmadan sürdürülebilir büyümeyi yakalamıştır. 2017 ilk yarısında %5 üzerinde büyüme sağladı. Bu Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük büyümedir. OECD içerisinde de yine en büyük ikinci büyümedir. Avrupa Birliği ülkelerinin 28 AB ülkelerinin toplam ortalama büyümesinin 2 katından fazladır. Bunu nasıl sağladık? Bunu kararlı bir şekilde mali disiplinden taviz vermeden hayata geçirdiğimiz ekonomi politikaları ve sosyal politikalarla bu krizin etkilerini en az şekilde hissederek bugünlere geldi. Bir anlamda Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi küresel kriz Türkiye'yi teğet geçti. Türkiye siyasi istikrarla, güçlü demokrasiyle ve güvencesiyle bu işlerin üzerinden başarıyla bu sorunların üstesinden gelmiştir. İnsan ve toplum merkezli yaklaşımlarımız, vatandaşlarımızın ve çalışma hayatının bütün kesimleriyle ortak diyaloğumuz, toplumsal barışımıza ciddi katkı sağlamıştır. Büyük ekonomik kriz tabiatıyla sadece ekonomileri küçültmedi. Aynı zamanda iş piyasalarını da olumsuz etkiledi, istihdamı da olumsuz etkiledi. Bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatta da ciddi çalkantılar meydana getirdi. Türkiye'nin bulunduğu konum çok özeldir. Türkiye hem coğrafi olarak hem de medeniyet ve kültür birikimi olarak Avrupa ile Asya arasında bir köprü görevi ifa etmektedir. Bu öylesine bir görev ki medeniyetlerin çatışmasını önlediği gibi medeniyetlerin buluşmasına da fırsat sağlıyor. Aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki zaman zaman değişen hareketliliği, ekonomik geçirgenliği de bir ölçüde köprü vazifesiyle sağlamış oluyor. Bakınız, geçtiğimiz 40 yıl öncesine baktığımızda zenginlik doğudan batıya doğru göç ediyordu. Ve o zaman Anadolu toprakları, Türkiye bu göçte köprü görevi görüyordu. Bugün durum biraz tersine gözüküyor. Çünkü gelişmiş Batı ülkeleri doygunluk seviyesine gelmiş ve Doğu, Uzak Doğu dinamik bir şekilde
büyümeye ve kalkınma hızını arttırmaya başlamıştır. Bu sefer de göç batıdan zenginlik noktaları batıdan doğuya doğru hareket etmektedir. Bunu nereden anlıyoruz? Havacılık bunun en güzel örneği. 70'li yılların başında havacılık merkezi Amerika kıtasıydı. 80'li yıllarda Avrupa'nın batısı oldu. 90'lı yıllarda Avrupa'nın merkezi oldu. Ve içinde bulunduğumuz yıllarda da havacılığın merkezi bizim coğrafyamız oldu. Ve bu nedenledir ki Türkiye bugün dünyanın en büyük havalimanını yapıyor kapasite olarak. 200 milyon yolcu kapasiteli bir havaalanı inşa ediyoruz. Öyle bir ülkedesiniz ki 3 saat uçuşla 56 ülkeye ulaşabiliyorsunuz. 1,5 milyar insana ulaşabiliyorsunuz. 30 trilyon dolarlık bir ekonomik yıllık varlığın döndüğü bir ülkede bu toplantıyı gerçekleştiriyorsunuz. Küreselleşen dünyada artık hiçbir ülke, değerli dostlar, sorunlarımızı biz kendimiz çözeriz, başkalarına ihtiyacımız yok deme şansına sahip değil. Bütün ülkelerin kaderi şöyle böyle birbirine bağlı. Dolayısıyla sorunların çözümüne birlikte kafa yormak lazım. Birlikte çare üretmek lazım. Belirli ön yargılarla kapıları kapatmak, bir ülkeyi tasnif dışı yapmak, başka ülkelerle iş tutmak, bölgesel barışa da, küresel kardeşliğe de hiçbir katkı sağlamaz. Bu vesileyle bir iki cümle geçen yıl Türkiye'nin yaşadığı o vahim darbe olayını ve sonrasındaki gelişmeleri kısaca anlatmak istiyorum. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasiye, özgürlüklere ve insan haklarına yapılmış en alçak, en ağır saldırıdır. FETÖ terör örgütünün ülkemizde asker içinde, bürokraside, yargıda, poliste, ticaret hayatında yıllardan beri yetiştirdiği, geliştirdiği sakat ruhlar, sakat kafalarla, aklını kiraya vermiş insanlarla devletin tankını, uçağını, topunu, tüfeğini çalarak milletin üzerine doğrultması suretiyle seçilmiş hükümeti, seçilmiş cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak, ülkede bir darbe rejimi getirmek için başlattığı kalkışma, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk milletinin asil duruluşu, silahlara karşı hayatını ortaya koymasıyla birlikte başarısız hale gelmiştir. Ve demokrasimiz kurtulmuştur. Türkiye'nin karanlığa gömülmesinin önüne geçilmiştir. Bunda en büyük güvencemiz tabii 80 milyon aziz milletimizdir. Milletimizin ülkesine, devletine, geleceğine sahip çıkması burada en fazla övüneceğimiz bir konudur. Tabii ki bu darbeyi yapanların hukuk devleti içerisinde gerekli cezayı almaları için de Türk yargısı hemen harekete geçmiştir. Bu bağlamda devlet içerisinde, yargıda, orduda, poliste, bürokraside yuvalanan ve bu darbe girişimin içerisinde olanlarla öyle veya böyle ilişkide olan bu unsurlarında temizlenmesi bir ülkenin en doğal hakkıdır.
Değerli dostlar, hiçbir devlet kendisine sadakatle tabi olmayan memurlarla, kamu görevleriyle yoluna devam edemez. Bunun en yakın örneği iki Almanya'nın birleşmesinde görülmüştür. Doğu Almanya, Batı Almanya birleştiği andan itibaren 500 bin kamu çalışanının bir günde işine son verildi. Kimse Almanya'yı protesto etmedi. Kimse Almanya'ya bu konuda bir şey söylemedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi doğrudur. Hiçbir ülke kendisine sadakatle bağlı olmayanlarla çalışmaz dedi, noktayı koydu. Burada da maalesef Türkiye'de çifte standartlı yaklaşımı görmek bizi üzüyor. Kim ne derse desin, Türkiye bir hukuk devleti, hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Bu tasfiye işinde haksızlığa uğramış olanlar olabilir. Yine hukuk devlet içerisinde buna da bir mekanizma getirdik. Dedik ki itirazlar gelsin, bunlar incelenecek, gerekli cevaplar verilecek ve haksızlığa uğramış olan varsa bunlar da tekrar işlerine dönebilecekler. Hala tatmin olmayanlar varsa onlara da yargı yolu açılacak. Şu anda olağanüstü hal uygulaması içerisindeyiz. Yargı yolu kapalı. Bu mekanizmayla yargı yolunu da açmış oluyoruz. O bakımdan ben bu konularda çok farklı düşünceler, farklı ön yargılar olduğundan dolayı bu açıklamayı belki konumuzun çok ilgisi alanında olmayabilir ama yapma ihtiyacını duydum. Bölgemiz Batı ile Doğu arasındaki farklılıkların azaltılması, sorunların çözüme ulaştırılması bakımından dinamik bir bölge. Türkiye burada üstlendiği misyon itibariyle bir yandan Suriye'de, Irak'ta ve Orta Doğu'da cereyan eden, otorite boşluğundan kaynaklanan terör faaliyetlerinin Balkanlara, Avrupa'ya yayılmasını önlediği gibi bir yandan da Suriye'de kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük bir gayret içerisindedir. Diğer partner ülkelerle, İran'la, Rusya'yla, Avrupa koalisyon ülkeleriyle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çünkü bunun buralardaki istikrarsızlık gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerek Kudüs'te, Filistin'de her türlü istikrarsızlığın birinci derecedeki faturasını Türkiye ödüyor. Biz bu faturayı ödüyoruz ama bunu Avrupalı dostlarımıza ödetmemek için büyük bir fedakarlık gösteriyoruz. Ege Denizi'nden, karayolundan Avrupa'ya mülteci geçişlerini günlük 3.000-3.500'lerden sıfıra indirdi. Bütün bu fedakarlıkların görülmesini beklerken hala sitem dolu sözler yapılması, hala darbenin arkasındaki FETÖ unsurlarına, ülkemizi bölmeye çalışan PKK terör sempatizanlarına kucak açılması, onlara alan açılması doğrusu bizi üzüyor. Bunu dostlarımıza hep söylüyoruz. Bir kez de burada ifade etmek istedim. Birleşmiş Milletler, AB, Bağımsız Topluluğu, diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte İLO'nun da bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olarak önemli görevleri var. Çatışma yerine uzlaşma, işbirliğini esas alan bir yaklaşımla geleceği inşa etme ihtiyacımız var. Bu toplantının ana temasını oluşturan bölgede istihdamın geleceği bir taraftan da bir endişeyi ifade ediyor. Küreselleşmenin yanında teknolojik değişimler, demografik değişimler, ekonomik ve sosyal gelişmeler karşısında insanlar gelecekten doğal olarak kaygı duyuyor. Bilinen bazı meslekler ortadan kalkıyor,
yeni meslekler geliyor. Sanal gerçeklik diye bir şey var. Robotlarla iş yapma, emek yoğun, alın teri yerini akıl terine bırakıyor. Bütün bu değişimlere karşı hem ülkenin dinamik tedbirler alması lazım, hem de işveren, işçi taraflarının iş yerini de devamını esas alarak değişimi, dönüşümü gerçekleştirmesi lazım. Artık sendikacılık, ücret sendikacılığı olmaktan çıkmıştır. O çok eskidendi, 30 yıl, 40 yıl önceydi. Ben alacağım ücrete bakarım, gerisini beni ilgilendirmez. Sendikacılık anlayışı bitmiştir. Şimdi iş yeri, işin devamı, işverenin ne kadar sorumluluğundaysa, çalışanların, çalışanları temsil eden sendikaların da o kadar sorumluluğundadır. Zira eğer iş yeri devam edemezse, bu sefer ne işçi kalır ne de işçi haklarından bahsedebiliriz. Daha büyük toplumsal sorun olarak önümüze gelir. Değişim kaçınılmaz bir gerçek olmakla beraber her zaman da endişeyle karşılanır. Bu da insan tabiatında olan bir şeydir. Değişime her zaman direnç olmuştur. Ama değişimi ıskalarsak bu sefer mücadele imkanımız ortadan kalkar. Bugün de haklı olarak insanlarımız bu kaygıyı duymakta ve bizden rahatlatıcı, etkin çözüm yollarını beklemektedir. Bölgemiz ve ülkelerimizin huzuru için, istikrarı için, toplumsal barışı için yapmamız gereken şey vatandaşımızın sesine kulak vermek, birlikte çalışmak. Tüm değişim unsurlarını dikkate alarak insanlarımıza çalışacakları iyi bir iş imkanı oluşturmak her hükümetin görevi olmalıdır. Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Ortalama yaş 30. Doğu Güneydoğu'da 20'ye iniyor. Türkiye son 10 yılda istihdama katılış, iş gücüne katılış açısından %45'lerden %55'lere yükseldi. Her yıl iş gücüne katılım bulduğumuz iş sayısından fazla. Her yıl Türkiye 1 milyon vatandaşına iş buluyor. Bu ne demektir? Yeni fabrikalar açılıyor, yeni iş alanları açılıyor. Ama istihdama katılım 1 milyon 300 bin. Demek ki daha fazla fabrika açmamız lazım. Daha fazla iş alanı oluşturmamız lazım. Bunu da neyle yapacağız? İstikrarla yapacağız. İstikrar, güçlü iktidar ve ekonomi her şeyin çözümüdür. Toplumsal barışa, farklılıklarımızı zenginlik olarak görme anlayışı ile sorunlarımızı çözeceğiz. Değerli katılımcılar, ülkemiz uzunca yıllarda istikrar yanında ekonomik büyümenin nimetlerini adil paylaşımı önemseyerek başarmıştır. Bize göre kalkınmanın en önemli unsuru elde ettiğiniz istatistikler, grafikler değil, vatandaşlarınızın mutluluğu, huzuru ve refahıdır. Bizim politikalarımızın esası insanlarımızı mutlu etmek, hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini arttırmak ve kendilerini ülkelerinin mutlu, gurur duyduğu bir vatandaş haline gelmesini hissettirmek. Bu yüzden de sosyal adaleti, gelir dağılımındaki birbirine yakınlığı, çalışma hakkını, iş güvenliğini, iş güvencesini ve örgütlenmeyi çok son derece önemsiyoruz.
sendikalaşmaktan, örgütlü olmaktan korkmayalım. Hiçbir zararı yok. Yeter ki olaylara bakış ortak olsun. Zıtlaşmakla değil, inatlaşmakla değil, sendikacılık ideolojik ayrışma anlamına gelmemeli. Sendikacılık, temsil ettiğiniz işçilerin hakkını, hukukunu her ortamda, her şart altında savunmak, ülkenin gerçeklerini göz ardı etmemek ve işveren, işçi, iş yeri gerçeğini, o altın üçgeni asla bir yerinden koparmamak. Bunu başardığımızda her sorunun üstesinden geliriz. Demokrasinin olmazsa olmaz şartı bugün bütün kesimlerin kendilerini özgürce ifade etmesine imkan tanınmasıdır. Son 15 yıllık iktidarlarımızda attığımız adımlarla ekonomide olduğu gibi özgürlükler alanına da ciddi mesafe kat ettik. Yapacağımız bitti mi? Hayır, bitmedi. Daha çok şey yapacağız. Bu dönemde hepiniz biliyorsunuz Türkiye ekonomisi 3 kat büyüdü. Kişi başı milli gelir 3 kat büyüdü. Yeni orta vadeli programda 3-4 yıllık programda Türkiye 2020'de orta gelir grubundan yüksek gelir grubu ülkeler arasına geçmiş olacak. Reform ve icraatlarımızı insan odaklı anlayışla yatırım, istihdam, üretime öncelik veren, refahın daha da adil paylaşımını öngören hedefler çerçevesinde yeniden gözden geçirdi. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu uzun yıllar hem bizim ülkemiz hem de civarımızdaki ülkeler için önemli bir fırsat olmaya devam edecek. Bu gerçekten hareketle eğitimde fırsat eşitliği ve herkesin eğitim imkanlarına erişimi konusunda ciddi bir mesafe aldı. 2019'dan itibaren Türkiye tekli öğretim sistemine geçecek hale geldi. Birçok ilde geçtik. Büyük illerimizde de önümüzdeki 2 yıl okul altyapısını geliştirerek tamamen tam gün boyu eğitime geçmiş olacağız. Türkiye okul öncesi eğitimde %60 seviyelerine çıktı. İlkokulda öğrenci, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20 civarında. Genel ortalama. Bunlar tabii önemli gelişmeler. Bununla yetinmiyoruz. Bilgi toplumu anlamında Türkiye bugün %65'e ulaşmıştır. İnternet erişimine sahip hanelerin sayısı %87'dir. Her okulumuzda geniş band internet erişimi vardır, akıllı tahta vardır ve bilgi iletişim teknolojilerinden toplumun bütün kesimleri azami oranda faydalanmaktadır. Eğitimde uzmanlaşmaya, her seviyede kaliteyi arttırmaya devam edeceğiz. Eğitim, istihdam bağlantısı hükümetimizin önem verdiği konuların başında gelmektedir. Bu anlamda iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli insan yetiştirilmesini sağlayacak, mesleki eğitimin kalitesini de arttıracak düzenlemeleri yaptık. Organize sanayi bölgelerinde meslek okulları açılması, çıraklar yetiştirilmesi ve bunların maliyetlerinin büyük bir kısmının devlet tarafından karşılanması gibi birçok tedbiri hayata geçirdik. Eğitimi ekonominin ihtiyacı, toplumun talepleri doğrultusunda sürekli yeniliyoruz. Bu dönemde büyük önem verdiğimiz genç işsizliğin önüne geçmek için
Yeni hedefimiz ulusal genç istihdam stratejisi. Bu belge tamamlanmak üzere. Hükümet olarak istihdam alanındaki temel yaklaşımımız daha fazla, daha nitelikli iş imkanı oluşturmaktır. Burada çalışma barışı ve çalışanlarımızın huzuru bizim önceliğimizdir. Bu amaca yönelik olarak bir yandan ekonomi büyürken diğer yandan mevcut iş gücü potansiyelimizin niteliklerine uygun emek, alın teri ve istihdam dostu bir büyümeyi hedefliyoruz. İş gücü piyasasının daha etkin işlediği bir ortamda işsizliği kalıcı şekilde makul oranlara indirmeyi amaçlıyoruz. İşsizliği azaltmak, iş gücü piyasalarında arz ve talep uyumunu sağlamak, daha planlı şekilde ihtiyaçları karşılamak üzere sürekli bir çalışma iş dünyasının taleplerini analiz ediyoruz. Buna bağlı olarak mesleki eğitim başta olmak üzere politikalarımızı geleceğe yönelik şekillendiriyoruz. Çalışma hayatının düzenlenmesi konusunda atacağımız daha birçok adım var. Bunu işçi, memur sendikalarımız, işverenlerimiz ve hükümet bakanlığımız, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir mutabakat içinde, ben yaptım oldu anlayışıyla değil, karşılıklı görüşerek, konuşarak ülke gerçeklerini, ülke ihtiyaçlarını dikkate alarak bütün kesimlerin makul bir zeminde buluşmasını sağlayarak başaracağız. Bu kolay bir iş değil. Oksijenle ateş gibi. Kolay bir iş değil. Farklı beklentileri makul bir yerde buluşturmak asıl başarı buradadır. Her iki tarafı da mağdur etmeyelim. Hem işvereni, hem çalışanı, hem de iş yerinin geleceğini riske atmadan bu işi başaracağız. Kiminle başaracağız? Sizlerle başaracağız. İLO bunun için var. Sendikalarımız bunun için var. Tabii ki birlikte konuşarak, görüşerek bu işleri halletmiş olacağız. Devletlerin ve hükümetin görevi bu kesimler arasındaki diyaloğun sağlıklı bir şekilde işlemesine zemin hazırlamaktır. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sizin yaptığınızda bölgesel toplantılarda, küresel toplantılarda bu farkındalığı arttırmak, bölgesel ve küresel iş hayatına bakıştaki farklılıkları ortadan kaldırmak. Siz de buna gayret ediyorsunuz. Eğer bu yapılmazsa terör, küresel terör daha da artacak. Çünkü adaletsizlik alıp başını gittiği zaman bunun sonucu nedir? Terördür. Fikrin bittiği yerde terör başlıyor. Onun için küresel barışı, bölgesel barışı sağlamanın, kalıcı hale getirmenin tek yolu var. Birlikte çalışmak, sorunları birlikte çözmek, sorunları torunlara bırakmamaktır. Bu anlayışla biz elimizden geleni gayretini gösteriyoruz. Bir kez daha Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu bölgesel toplantısında Türkiye'yi, İstanbul'u tercih etmesinden dolayı sizlere teşekkür ediyorum ve İLO'nun neredeyse 100. yılına yaklaşıyoruz. Türkiye'de yapılan bu 10. toplantımız ülke için, bölge için ve küresel refah ve barış için hayırlar getirmesini diliyor ve bu çalışmalarınızın sonucunun çalışma hayatımıza katkılar sağlamasını diliyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu çalışmalardan, bu yoğun programlardan lütfen fırsat bulun, kendinize zaman ayırın. Dünya şehri ortasından
deniz geçen, açık hava müzesi olan, iki kıtaları birleştiren, dünya şehri İstanbul'un güzelliklerini görmeyi de ihmal etmeyin. Bu fırsatı da değerlendirin istiyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başbakanım, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. 4 gün boyunca yapacağımız görüşmelerde önemli bir temel oluşturacak. Kıymetli delegelerimiz, sizleri yerinizden ayrılmamaya özellikle davet etmek istiyorum. Sayın Başbakanımızı yolcu edeceğiz. Sonrasında öğle yemeğimiz var ve toplantımızı 15 itibariyle tekrardan başlatacağız. Sayın Başbakanımız salondan ayrılmadan önce eğer yerlerinizden kalkmazsanız çok memnun oluruz. Bir ILO kuralı gereği bu iletilmesi için bana ifade edildi. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Please remain seated until the Prime Minister withdraws, please. Sayın Başbakan, salondan